Merhaba sevgili seyirciler, saat 16, Haber Kritik saati. Cuma günü haftayı bir toparlayalım istiyoruz Fatih Ertürk'le beraber. E, meclis çok hareketliydi. Plan Bütçe Komisyonu'nda e, bütçe görüşmeleri vardı. E, onlar tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da geldi. E, bütçeyi toparlayan bir sonuç konuşması yaptı. Genel kurula artık inecek e, yasa. E, orada... Görüşmeler devam edecek. Sonrasında işte oylanacak. 2019 bütçesi şekillenmiş olacak. Şimdi Fatih, bir haftanın konusuna bakıldığında başta herhalde bütçe yer alır ama onun dışında da yerel seçim öncesi aday belirleme çalışmaları bütün haftanın gündeminde ana başlıklardan bir tanesiydi. Anketler de yoğunlaşmaya başladı. Değişik anket şirketleri anketler yapıyorlar. Bu anketlerden çıkan ortak sonuç, e, ekonominin AKP'yi zorladığı ortaya çıktı diye tırnak içinde değerlendirebiliriz. Ekonominin yansımaları e, sert hissedilmeye başlandı e, vatandaş tarafından. Bu yapılan anketlerde de AKP'nin oylarında e, bir e, erime görüldüğü sonucunda çıkarıyor. E, İstanbul için ve Adana için e, anket yapan bir e, şirket var. E, o şirkette Adana'da CHP... Önde kesinlikle alıyor Adanayı. İstanbul'da da AKP ve CHP arasında bir puanlık hatta onun altında yüzdelik bir fark var. AKP önde görünüyor. Ama çok küçük bir fark. Yani aradaki makas tamamen kapanmış gibi. Bu AKP ve CHP'nin ittifaksız güç birliği yapmadan yapılan bir çalışma. Onun yanı sıra bir başka anket şirketi de AKP'nin 34-35 bandında olduğunu gösteriyor. Yani yerel seçimlerde genellikle bundan önceki sonuçlara baktığımızda 40 bandında hani AKP'nin genel seçimden daha düşük çıkıyor yerel seçim oy yüzdeleri. Onun da altına düşmeye başlamış 40'ın da altına. 34-35 bandı AKP için bayağı alarm zilleri çalan bir oran gibi görünüyor. CHP'nin oyunda 1,5-2 puanlık bir artış görülüyor bütün anketlerde. Az da olsa bir yükseliş var. MHP'nin oylarında yukarı doğru bir kıpırdanma var. AKP'nin oylarında önemli bir düşüş görülüyor. HDP'nin oylarında bir durağanlık var. İYİ Parti bundan önceki genel seçimlerde aldığı oy oranını koruyor gibi görünüyor. Yanılma paylarını da dikkate alarak senin genel bir değerlendirmeni alalım bu konuyla ilgili. Onun dışında e, meclisteki bütçe görüşmeleriyle ilgili bir toparlama yapalım. E, böylece devam edelim. Başka konu başlıkları da var. Onlara da bakarız. Rahmi dün e, konuşmuştuk. Yani e, vatandaşın sokaktaki yurttaşın bu seçime hangi gözlükle baktığını sorgulamıştım. Yani bir yerel seçim, bir e, kentleri yönetecek belediye başkan adaylarının isimlerinin belirlenmesi, iyi olan kenti iyi yönetecek çıksın. O görev alsın şeklinde mi? Yoksa senin bahsettiğin gibi bir ekonomik kriz sonrası ki kriz kesin, net ve e, uzun sürecek de bir kriz. Yani aldatmaya gitmesin kimse. Bu kriz öyle bir yıllık, iki yıllık bir kriz değil. En az üç yıl sürecek. Yani, yani. 2019 bütçesinde de sen zaten tabii, bunun ipuçlarını tabii, paylaşmıştın. Tabii yani ha. bu zaten üç yıllık e, bir hedef öngörüyorlar. Yani 2019, 2020, 2021 üzerine yapıyorlar bütün hesabı. Niye üç yıllık? Sürekli bütçe üzerinden öngörüler yapıyorlar ki. Yani gerekçe ne? Gerekçe bu krizin en az 3 yıl süreceği şeklinde. Bu 3 yıl boyunca bu krizin ateşi yükselebilir, ateşi düşebilir. Kimi zaman e, dolar biraz düşebilir, belki artabilir. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kesin. Yani, Şimdi tam burada bir parantez açalım mı e, izninle? E, Cumhuriyet Gazetesi tam da e, dediğin e, başlıkta... E, İş dünyasının e, sesine kulak vermiş, e, önemli holdinglerin CEO'larının e, görüşlerini almış 2019 öngörülerini, ekonomik öngörülerini. CEO'ların ortak e, düşüncesi ayakta kalmak zorlaştı başlığıyla e, gazetenin manşetine yansımış. Bunu da şöyle gösterelim. E, bunlar e, ismi çok bilinen e, şirketler, holdingler. E, ayrıntı da verelim. Türkiye'nin dev holdinglerinin yöneticilerinin 2019 için çizdikleri tablo karamsarlıyor gazete haberinde. En büyük şans bu holdinglere göre tabi bunlar uluslararası iş yapan firmalar, yurt dışı yatırımlar. 2018'de yurt dışı işleri Türkiye'deki işlerinden daha hızlı büyümüş. Onlar da olması ayakta kalmak zor olacak diye bir fikir birliği içindeler. Bütçeler 2019'da büyüme ya da çok düşük ya da hiç olmayacak şekilde bir planlama yapıyorlarmış. Tabii hem e, ekonomik büyümeyi e, ekonomik verileri dikkate alıyorlar, ona göre büyüme planları yapıyorlar, yatırım planları 2019 için. Bunlar büyük firmalar. E, ya çok düşük olacak büyüme ya hiç olmayacak diyorlar ve e, piyasadaki ödeme sıkıntısını da dikkate çekiyorlar. İş dünyası tarafından bakıldığından öyle. Asgari ücret görüşmeleri başlayacak yakında. Önümüzdeki ay içinde İş, işçi sendikaları da bu karamsal tablonun farkında olarak asgari ücretin 2000 lira civarında, 2000 2200 lira diliminde belirlenmesi ya da görüşmelerin o rakamdan başlatılması konusunda dirençli olacaklar gibi görünüyor. Şimdi Rami, e, haklısın dediğinde ama e, Türkiye'nin e, kendi gerçekleri de var. yani. Mesela AKP'nin yıprandığı muhakkak, ekonomik krizin insanları etkilediği muhakkak, insanların yoksulluğa mahkum edildiği muhakkak, bu krizin 3 yıl süreceği kesin. Bu 3 yıl süresince e, toplumun bütün kesimlerinin kriz dolayısıyla duyarlı bir hale geleceği, bununla ilgili bir e, karşı yanıt ya da bir karşı ses vermesi bunlar doğal olarak beklenebilir ama toplumun oy kullanan o büyük kitlesi, büyük potansiyel, hala bu krizle ilgili hani bu seçim gelsin ben sandığı bekliyorum bu iktidara ders vereyim havasında hala değil. Yani bir sıkıntı var Türkiye'de. O gün sana açıkladım yani yine konuşalım istersen ama bak 2018 ile ilgili Aralık ayı gelmeden tahmini yardımla ilgili sosyal yardımlarla ve devletin ve hükümetin yaptığı toparlayıcı, destekleyici, evin kapısına koli bırakacak kadar inceden tahlile girebilecek bir yardım şeyi hazırlanmış portföyü. Mesela 2018 için tahmini öngörülen ki Kasım ayı geldi, Aralık ayı önümüzdeki dönem 16 milyon insan. 16 milyon insan 35 milyar liralık yardım alacak. Bu 16 milyon e, sosyal yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı olarak mı e, algılayalım bunu? 16 milyon aç diyelim buna rağmen. Kesin çünkü e, ayda 400 liradan az geliri olan insanların e, genel sağlık sigortasını ve primlerini devlet yatırıyor. E, şimdi böyle baktığın zaman e, burada sağlık sigortasını doğrudan devletin yatırdığı insan sayısı 6 milyon 732 bin 2017'de. Hı. Bu rakamın 7 milyonu geçtiği söyleniyor. Yani 7 milyon insan e, bu şart yerine e, geldiği için, yani 400 liradan az geliri olduğu için primleri devlet tarafından karşılanıyor Aynı. değil mi? yasa gereği böyle. Ha, şimdi e, geçen programlardan birinde de biz sosyal yardım alan insanların sayısını e, anlatırken, rakamlar verirken e, bu rakamlara itiraz eden seyircilerimiz de oldu. Evet yani eleştirilerin iyi niyetlisini, kötü niyetlisini ayıracak durumumuz yok. Ama Eleştiri eleştiridir ama bu rakamlardan söz ederken işte kömür yardımı alanlar, işte gıda yardımı alanlar, ne bileyim işte sosyal güvenlik kurumunun primi ödenenler falan gibi ayrıma gitmedik. Bunlar ayrı ayrı kalemlerde devlette ayrıntılı rakamları vardır. Ama senin şimdi söylediğin rakam çok net Toplam rakamı söyledim. Toplam rakam. Tabii. Yani 7 milyon insanın eğer sosyal güvenlik primini devlet yatırıyor ise yine hükümetin AKP iktidarının koyduğu şart gereği ortaya çıkıyor ki bunların 400 liranın altında geliri var. Tabii. Yani Türkiye'de 7 milyon insanın geliri aylık 400 liranın altında. Çünkü bu rakamın üzerine çıktığın zaman devlet senin sağlık sigorta primini destek Kısmen ödüyor yani ama tamamen ödenmiyor. rakamlarla. Onu ha, anlatmaya hayır, çalışıyorum hayır. Yani, yani. Burada benim elimde e, bakanlığın verdiği cetvel var. Yani bu benim uydurduğum, hayır, bu, bu, benim yazdığım bir rakam değil. O tür yorumlar oldu da onlara cevap olsun hayır, diye tür de söylüyorum. O yorumlar iyi yani. niyetli insanlar değil demek bunu söyleyen insanlar. Çünkü Türkiye gerçeği bu. Bunu ben yaptım ya da başkası yaptı değil bu. Bu Türkiye gerçeği. Keşke olmasaydı. Devletin resmi rakamları bunlar Rahmi. Yani tabii ki keşke olmasa İnsan yoksulluğu, açlığı... Yani şu milletin çektiği şu sıkıntıyı özler mi ya ister mi? Biz bir belirleme yapıyoruz. Aklı yani, başında bir adam ister mi yani? Ya e, e, Fatih yani 7 milyon insanın Türkiye'de 400 liranın altında gelir olması demek çok feci bir e, durumda bu insanlar demek. 400 lirayla ne yapılabilir ki? Yani nasıl geçinebilirsin? Bak 600 lira yaşlı engelli aylığı var. 5 milyon 282 bin insan bu parayı alıyor. Yani sosyal güvenceden yoksun. Devletin ne, 600 liralık yardımına. Evet. Rakam bu rakam. Bak toplam sayı demin söyledim 15 milyon. Abi seçmen sayımız ne kadar bizim? Bunların hepsi yetişkin bir de. Yani bunlar çocuk falan değil. Bunlar yetişkin olarak şu an yani seçmen olarak sandığa gidip oy kullanabilecek insanlar. Yakınlarını söylemiyorum. 2018 sonu rakamlar 16 milyonu gösteriyor. Peki ben sana soruyorum. Değişik kalemlerde kadar... sosyal tabii, yardım tabii. alan kişilerin sayısı 16 milyon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 çeşit yardım alıyorlar. Hı. 12 çeşit. Yaşlı engelli aylığı, sosyal ve ekonomik destek, çocuklara çocukları muhtaç aileler diyor. Evde bakım, sosyal dayanışma ve yardımlaşma fonu da, FAKFUK fonu eski. Fon tarafından tüm sosyal yardımlar. Genel sağlık sigorta primleri, muhtaç aylığı, imaret hizmetleri burs, ilk orta ve yüksek öğretim, kömür yardımı ve belediyen yaptığı yardımlar. Yani bu rakamlar tamamı bu başlıklardaki yardımların tamamından yararlanan insan sayısı 16 milyon. 16 milyon insan. Hı. Demin sebep söylediğinde böylece, böylece açıkla iyice kavuşmuş oldu. Ee, hani aynı zamanda hani bir burs alırken öbür taraftan kömür yardımı ama gıda yardımı da alır. Dolayısıyla üç yardım bir kişiye gittiği için nasıl oluyor o rakam filan e, şeyleri vardı o toplamı bu 16 milyon. Yani bu e, bugün Recep Tayyip Erdoğan e, işte değişik yerlerde konuştu, e, konuşmalarından e, bir, bir e, şeyinde değindiği nokta ne biliyor musun? Sosyal yardımların e, arttığından ve bunlardan yararlanan insanların fazlalığından övünerek söz ediyor Erdoğan. Bunun övünülecek ne tarafı var be kardeşim ya? Yardıma muhtaç 16 milyon vatandaşın olmuş senin. Bu övünülecek bir şey mi? 400 liranın altında geliri olan 6 milyon kişi var bu ülkede. Bu övünülecek bir şey mi? Açlık sınırı, asgari ücreti katlamış gitmiş. Bu övünülecek bir şey mi? Sadece kömür yardımı 2017'de 2 milyon 88 bin ton rağmen. Sadece kömür yardımı. Bu... 2015'te 2 milyon 139 bin tondu. Biraz düşüş var 2017'de. Fakat 2018'de yine artış var. Kömür yardımında demek ki muhtaç ailelerin sayısı artıyor. Bu devletin rakamları bizim oturup da kendi başımıza yazdığımız rakamlar değil. Devletin sadece kömüre, kömür yardımına ödediği para 970 trilyonu geçiyor 2017. Yani 1 milyar 1 milyar lira. Sadece bu diğer yardımlar hariç bunda. 35 milyarı buluyor toplam. Yani diyelim ki bir evde bir adam hem e, genel sağlık sigorta primini devlet yapıyor ama çocuğu var. Üniversiteye gidiyor burs alıyor. Bu olabilir ama rakam olarak o, o alan insanın da sayısı belli. Yani bir aileden iki kişi de yardım alabiliyor olur. Toplam rakamda bu var. Ama yardım alıyorlar. Bu kadar seçmen sayısı, insan sayısı bunlar. Ve bunlar blok kilit bir seçmen. Sandığa gittiklerinde bunlar... Bir dahaki seçimlerde bunu alıp alamayacağını düşünerek gidiyorlar rahmet. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ama işte öyle bir şey de yok. Bu AKP'nin ya da Erdoğan'ın yardımı değil ki. Tabii ki değil. Devletin yardımı. Tabii ki değil. Devlet ve, hepsi devlet kalemi. Evet. E, devleti yöneten e, siyasi erkek değilse bile bu yardımlar devam eder. Hatta güncellemeler yapılarak devam ettiriliyor. Tabii seçim var. Daha önce derinde. de öyleydi. Şimdi evet. de öyle. Bundan sonra da öyle olacak. CHP'nin söylediği gibi mesela... E, e, asgari ücretin arttırılması, işte her ailede kadınlara verilen yardımın arttırılması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o paketi çok çarpıcı ve renkli bir paketti. Yani var olan yardımların üstüne koyan bir e, anlayıştı. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nin o paketini tamamen AKP kopya etseydi. Bugün belki 16 milyon sayısı 9 milyona, 10 milyona düşerdi. Yani bu kadar yoksul insan sayısı. Şu önemli Rami, aritmetik olarak yoksul sayısı artıyor Türkiye'de. Yani e, eğer ki aklı başında e, hakikaten e, yani kul hakkına inanan, e, e, Allah'tan korkan insanlar siyaset yapsa bu ülkede 16 milyon insan sayısını 4 milyona, 5 milyona indirmek mümkün. Bir de tabii bu yardım alan bu 16 milyon insanın oturup azıcık düşünmesi lazım. Nasıl bu kadar muhtaç duruma düştük diye. Tabii. E, bu sorunun cevabını bulduğu andan itibaren seçmen, vatandaşımız, Türkiye'de bir sürü şeyin değişebileceğini düşünüyorum ben. Rakamlar hakikaten düşüyor rakamlar. 2002 yılında 6 milyon insan var. Ee, yardıma muhtaç ve yardım alan. 2002'de. Tabii. Nasıl AKP'nin iktidara geldiği yıl. Nasıl 16 milyona çıktı? Yani ben rakamlara da baktım. bu ben, ben, biraz da bunu kendi sorunum yaptım. Yani hakikaten bu konuda ben biliyorsun çok da yazı yazıyorum aktif komiteye. Yani nedir bu? Niye böyle oluyor? Niye bu insanlar yani bu kadar zor durumda? Bak burada Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı 4 çeşit yardım, 5 çeşit yardım var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 3 çeşit yardım var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yardım var. Yurt Kur'un yaptığı yardım var. Türkiye Kömür İşletmen yaptığı yardım var. Belediyelerin yaptığı yardım var. Yani öyle bir e, Türkiye şablonu alınmış ki ya bundan nasıl kurtulacak bu vatandaş? Yani Hakikaten e, devletin yaptığı, AKP şimdi bunu ben verdim, cebimden verdim diye söylüyor ama bu doğru değil tabii. Siyaseten belki kendileri doğru söylediklerini düşünüyor ama halka yalan söylüyorlar. Hepsi devletin ve belediyelerin, belediyeler kime ait? Belediyelerin parası nereden geliyor? Bütçeden geliyor. Bütçeden geliyor derken orada küçük bir e, bilgiyi de paylaşalım. Şimdi e, belediyeler çok borçlu, yani genelde borçlu belediyeler. E, İller Bankası'na borçları var, işte e, devlete borçları var, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçları var filan. Hem de bunlar böyle ufak tefek borçlar değil. Bu borçluluk sıralamasında da AKP'li belediyeler başta geliyor, onu da söyleyelim de. Şimdi e, bir karar çıkarttılar, Nisan'a kadar yani e, 31 Mart'ı aşan tarihe kadar e, bu 3 aylık süre için Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını erteledi. AKP iktidarı belediyelerin yani belediyelerin elini biraz daha ferahlatıyor. Tabii kendi belediyelerini düşünerek bir seçim yatırımı olarak da bunun altını çiziverelim. Bir de bir şey daha söyleyeyim Rami. 16 milyon insan var da peki vakıfların, özel vakıfların, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı yardımlar buna dahil mi dersen? Hayır değil. Dahil değil. Değil. Bak çok acı bir şey bu. Dahil değil. O rakamları da eğer bunun üzerine eklersen ki her yıl Kurban Bayramı dahil, Ramazan Bayramı dahil özel kişilerin, şirketlerin, kurumların ve e, sosyal e, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı 4 milyon, 5 milyon insanı ilgilendiren bir yardım portföyleri var. Onu da eklersen 20 milyonu aşıyor bu rakam. Yine ben onları söylemiyorum çünkü orada rakamı vermiyor devlet bize. Hani sosyal yardımların e, diyelim ki devlet bütçesi dışında yapılan yardımların kime ne kadar yapıldığı vakıflar dernekler aracılığıyla Kalem yapılanlar. kalem vermiyor. Ramazan'da hatırlıyorsa herkesin evine iftarlık gidiyordu bir ay boyunca. Bunu özel sektördeki firmalar da yapıyor. Bunu özel kişiler de yapıyor. Yine Kurban Bayramı'nda et yardımları var. Ayrıca yine para yardımları var. Dernekler aracılığıyla, vakıflar aracılığıyla. Bunlar dahil değil bu rakama. Şimdi yani onun için sen e, anketlerden bahsettin, halktan bahsettin. Halkın geçim sıkıntısı o kadar o kadar zor durumda ki. Yani o insanlara üzülmemek elde değil. Tamam kendi haline baksınlar da ne yapsın Rami? Ben sana soruyorum. Adamın kapısına kömürü bırakmazsan soğuktan ölecek. O bebek öldü hatırlıyor musun? Ya. Konya'da. Yani babasının kömür yardımı almamasından dolayı öldü. Yani böyle de bir ortam var vatandaş öyle bir açmazda ki korkutuyorlar kardeşim. Sürekli bir korku var. Sürekli bir korku var. A Haber'de sürekli işte yoksulluk, kara borsa, binler ne diye bu hashtaglerle sürekli programlar yapılıyor. Unutmayın. En, en, çok sevdikleri unutmayın. Neyi unutmayalım? İşte 70 yılında, 79 yılında siz benzin için petrol ofisinin, binler, benzin istasyonunun önünde kur... İyi de kardeşim sene kaç? Hayır anladım da şimdi vardı alabiliyor mu? Bir de sene kaç? Yani, yani. eğer fonlamasalar bugün e, bir litre e, benzin kim bilir kaç para oldu. Şimdi o e, fonlamayı da kaldıracaklar bir süre sonra. Gerçek benzin fiyatları ortaya çıktığı zaman milletin gözü bu kadar açılacak. Akaryakıt fiyatları. Dedi ki Recep Tayyip Erdoğan e, grup toplantısı AKP'nin biz yoksa Türkiye yok dedi ya. Yani kadar açık, bu kadar dedi. Bize bir şey olursa Türkiye'ye bir şey olur dedi. Bunu söyledi herkesinle. Beraber istedik. Bunu söyledi. O kadar acı bir şey ki bu Rami. Yani AKP olmazsa Türkiye yok ne demek biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarı döneminde bile böyle bir söz yoktu. Çünkü Türkiye vardı her zaman için. Ama şimdi o noktada. Adam bunu çok rahat söylüyor. Ve tehdit ediyor bunu. Söylüyor. Söylerken de tehdit ediyor. Bu bir tehdittir kardeşim. Yani ben yoksam Türkiye yok demek tehdittir. Açık, net. Yani AKP'ye bir şey olursa, AKP'yi seçimi kazanamazsa her şey bitti demeye getiriyor. Böyle böyle bir mantık olur mu? Bir ülke, bir siyasi partinin ya da bir tek kişinin yani kaderine bağlı olarak yoluna nasıl devam eder ya? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantıkla gidebilir mi bir ülke? Türkiye bunun sıkıntısını yaşıyor abi. Bak mecliste de bunun sıkıntısı var. Hadi şu meclis konusuna gelelim. İyi Parti'den bir siyasetçinin ilginç bir değerlendirmesi oldu. Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu Lütfü Türkkan. Meclisin çalışma temposu ile ilgili. Eskiden meclis işte şöyle çalışıyordu, şimdi böyle çalışıyor. Bunların aklında bir şey var. Bu meclis bir süre sonra ee, tabii milletvekili maaşlarını da gündeme getirerek çok masraflı diye kapatırlarsa ve vazgeçerlerse hiç şaşırmayın filan gibi bir değerlendirmeydi. Sonucunda önemli bir siyasetçi söylediklerini ciddiye aldık. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şimdi 2 milyar 189 milyon bu sene şeyin meclisin bütçesi. Şimdi danışmanlarıyla beraber milletvekilleri ve işte 3 personel veriliyor buna sekreter dair bunları da hesapladığın zaman ramı yani yıllık 300 milyonun üzerinde sadece maaş giderleri var buna sağlık yardımlarını da eklersen eski milletvekillerinin sağlık yardımları meclis karşılıyor ki onların sağlıkları farklı biliyorsun yani özel ya hastane tamamını karşılıyor özel hastane, yani. tabii kamu hastaneleri <laughs> mesela geçen bir mecliste tartışma vardı başkanlık divanında şu Çiviyle takılan dişlere ne diyorduk? Implant ki? diyelim biz ona, ha. Çivi o, değil. <laughs> 12, 12, 12 dişe kadar devlet karşılıyor. Şimdi implantın bugün tanesi 1000, 1000 euroya geliyor değil mi? 800 tamam da. Euro, ee, Sosyal güvenlik kurumu ya da işte değişik e, sigorta sandıklarına e, üye olarak emekli olanların ve çalışıyor olanların e, implant e, tedavilerini e, bu e, kurumlar da. karşılamıyor hiçbir Hiçbir şekilde. Yani şunu söyleyeceğim. Bu parlamento'nun 600 milletvekiliye çıktı sayısı e, Türkiye bütçesine bir maliyeti var. Bu maliyet 2 milyar lira ayrıldı. Bunun yarısı bu milletvekilleri hizmetlerine gidiyor. Yani 1 milyara yakın bu yıllık bu milletvekillerinin e, maaş işte sosyal haklar yardımlar arabaları benzinler aklına ne gelirse. Şimdi bu çok mu e, yani bir ülke için çok mu dersen? 2 milyar 800 milyon Cumhurbaşkanlığına ayrılan bütçe. Yani saraya günde 2 trilyon ödeniyorsa meclise bu kadar demesi bana göre çok değil. 600 insan sözde çalışıyor burada. Ama Lütfü Türkkan'a şunun için katılıyorum. Yani bu çok büyük maliyet olarak. Yani bunu gerekçe gösterir diyor saray. Zaten bu meclis çalışmıyor. Bari meclisi fesh edelim Bunun yerine kendimize uygun bir senato yapalım. Böyle bir görüş var AKP'de. O hakepede. senatoyu da e, sarayın <laughs> bir şeyinde eklentisinde e, yaparız toplanırlar orada şimdi aklıma ne geldi? yani ona dönük hazırlıklar da var da onun için söylüyorum şimdi Türkmenistan'a gittiğimde aksaçlar aksakallar diye bilirsin bir grup var hı hı. şimdi ben sordum parlamento parlamento yok ee, peki yasa senede üç kere dört kere açılıyor parlamento dediler peki yasa dediler işte başkan çıkarıyor peki siz ne yaparsınız biz de ak aksakallarız aksaçlarız aks ne yaparsınız siz dedim Başkan ne zaman isterse bize bir görüş sorar dedi. Onun için toplanırız, görüşümüzü bildiririz dedi. Şimdi Türkiye'nin başına <laughs> örülmek isteriz çorap. Emin ol bu. Parlamentoyu kapatma hevesinin altında böyle bir düşünce var. Şimdi iki güne indirildi. Haftada sekiz gün. Şimdi normalde baktığın yani, zaman... meclis haftada sekiz gün çalışıyor. İki günden. Üstelik de e, bütçe görüşmeleri komisyonlarda devam ederken e, orada görüşülen konular da senin hep altını çizerek söylediğin, e, Cumhurbaşkanlığı tarafından değil de meclis tarafından tartışılarak çıkartıldı e, densin diye düşünülen yasalar. Şimdi Plan Bütçe Komisyonu'nda Bülent Kuşoğlu var. Çok değerli bir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Bu hakikaten sürekli düzenleme ise gelen. Onu da sormamız lazım. O çok müdahale ediyor. Bir tane... E, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı var. Mesela konuşuyorsun değil mi milletvekili? Otur sen otur diyor. Ömer Fethi Gürer şey dedi. Ya dedi benim dedi bir itirazım var. Yani bir söz almak istiyorum bununla ilgili konuşmak usul hakkında. Benim odama gel dedi. Çayını içerken söylersin. <gülüyor> <gülüyor> ya özel sohbet ederim. Ya Plan yani. Komisyonu Başkanı bu. Ciddi almıyorlar abi. Milletvekilini ciddi al. Milletvekillerini yani mesela o Garapaylan e, HDP'den en çalışkan milletvekili orada söylemem lazım. Kendini yırtıyor. Mahmut Tanal. Geçen <laughs> bu şey sağ olsun bugün arada geçen o saç kısmını söyledi. Son kısımda da bir eksiklik var dedi bakana. Bakana sizin de saçlarınız dökülmüş diye ekledim dedi. Neden döküldü? Çok mu çalışıyorsunuz? Aileden baskı mı görüyorsunuz? Böyle bir espri de oldu. Aslında şu var. Parlamentonun komisyonlar ya da kolları ya da kurumları çalıştırılmıyor. Şimdi bu çok büyük bir tehlike. Mesela önerge veremiyorsun, bütçeye görüşemiyorsun. Burhan Kuzu'ya buradan saygılarımı iletiyorum. Öyle bir başkanlık sistemi hazırlamışlar ki rahmet. Ne temsilciler meclisi var, ne senatı var, ne kontrol var, ne denetim var. Hiçbir şey bırakmamışlar meclise. Cumhurbaşkanı ya da başkan saraydaki ne izin verirse onu görüşebiliyorsun. Bütçe dahil buna. E, bütçeyi kendisi yapıyor. Tabii. Kabul etmedin, kızdın. Eskiden hükümet düşerdi. Onun için bütçe iyi hazırlanırdı insanlar. Hatırlıyor musun Süleyman Demirel'in bütçe konuşmalarını? Tabii canım efsane konuşmalar olurdu. Muhalefet liderinin konuşması, başbakanın konuşması. Kaç gün önce hazırlanır. hazırlanır. Tabii hazırlanır. Ee, i̇şte yerinden sataşmalar olur. Ona esprili cevaplar verilir. Hesap sorulurdu bayağı. Çünkü parlamentoda... Ve onlar tarda, ciddiye de alınırdı e, muhalefetin tabii. eleştirileri. Ona göre değişiklik önergeleri, önergeleri de Çok güzel. Şimdi, şimdi kalmadı. Şimdi hem siyasi partiler arasında bir sayısal çoğunlukta bir denge vardı. Hem de şunu bilirdi iktidar. Eğer ben bu bütçeyi geçiremezsem düştüm. Seçime gideceğim. Şimdi öyle bir şey yok. Geçmezse geçmesin diyor. Yüzde onuna eklerim ben devam ederim diyor Cumhurbaşkanı. Ya eli, deli gömleği giydirilmiş herkese yani. Bu parlamento, sivil toplum kurulukları, üniversiteler, her şey. Türkiye'nin herkese bu şeyle bir deli gömleği giydirildi başkanlık sistemiyle rağmen. Yani gidebileceğin hiçbir şey yok. Sorumsuz bir başkan var. Dava açamıyorsun. İstediği şeye hakaret diyor. İstemediğine iyi diyor. Yani ne isterse onu yapıyor. Bütçeyi o yapıyor. Askeri o yolluyor. Milli güvenlik politikalarına o karar veriyor. Ekonomiye ilgili bir tek karar meclise geldi mi Allah'ını seversen ya. Kriz geçirdi ülke. Bir gün 600 milletvekili hani milli iradeydi. Hani millet istiyordu. 600 tane seçmiş göndermiş oraya insanı. O insanlara bir gün sordun mu sen? ekonomide krizi nasıl aşarız? Gelin bir parlamento parlamentoda. Tabii bir yasa önerisi Hatta tam değil. tersine araştırma komisyonları kurulması önerileri de reddedildi. MHP ve AKP milletvekillerinin oylarıyla. Hepsi çoğunluğundan tut. Ya halka saygıları kalmadı ya. Kusura bakmasın bunu dinleyen bizim e, AKP'li oy vermiş insanlar da. Halka bir saygıları yok. Halka saygıları olmadığı gibi halkın temsilcilerine de bir saygıları yok. Önemsemiyorlar rağmen. Milletvekilliğini küçümsüyorlar artık. Oralara bir baksan işte Cumhurbaşkanı gelirken o mavi şeritler var. Her zaman söylüyorum onu. Şeritleri çekiyorlar. Ya milletvekili, milletvekili. O şeridin, o şeridin içine, giremiyor. içine giremiyor ya. O Cumhurbaşkanı, ya. Cumhurbaşkanı yolu. Evet. Parlamento'da bak Cumhurbaşkanının koruması giriyor o şeride. Danışmanı giriyor. Saray kurullarının sözcüleri giriyor ama milletvekilini sokmuyorlar. Hem iktidar milletvekilini sokmuyorlar hem muhalefet milletvekilini ya. Çok tartışma gördüm ben orada. Önemsemiyor adam ya. Girme diyor kardeşim burada şey çektik diyor. Koruma milletvekiline ya. Eskiden milletvekili gördüğü zaman herkes önündedik derdi parlamentoda. Rahmi. Milletvekilinin bir ağırlığı, bir kıymeti, yani bir şeyi vardı ya. Saygınlığı vardı. Tabii. Biz yani sayın vekilim deyip izin isteyip koltuklara oturup kalkan parlamento muhabirleriydik. Hani bu nostalji yapıyorlar demesinler. Halkın iradesiyle geldiyse, arkasında 100 bin kişinin oyu varsa... 100 bin insan orada temsil ediyorsa saygı göstermek zorundasın. Sen gel benim adama çay içerken ben sana anlatırım diyemezsin ki Rami. Ama vekiller de o saygıyı e, değişik şekillerde tepki vererek ortaya koymalılar. Yani demediler ki benim arkamda 100 bin seçmenin oyu var kardeşim. Beni tek bir, bir kişi olarak görüyor olabilirsin ama arkamdaki 100 bin kişiyle birlikte gör. Millet millet diyorsan eğer işte millet arkamda 100 bin kişi. En azından 100 bin kişi bu e, iradeyi koyacak milletvekili sayısı da parlamentoda ne yazık ki az. E nasıl bir irade? Demek yapıyorsun? ki temsil yeteneğini savunan milletvekili de lazım. Yani Şimdi, genel başkanların oturup da listeye yazıp da e, işte bu liste seçime girsin e, dediğin andan itibaren o milletvekilleri de temsil yetkisini ancak böyle savunur. Doğru söylüyorsun ama e, yani şu an e, parlamentoda milletvekilinin temsilinden gelen bir gücü ya da bir ağırlığı yok. Yani bu kendisinden de kaynaklanıyor olabilir, partisinden de kaynaklanıyor ama asıl sistemden, yani rejimden halk kaynaklanan, sıkıntı. Halk, halk şunu dedi, Rami, ya kimse, kimseyi aldatmasın, ben doğruyu söylüyorum. Ya. Ben irade mirade istemiyorum dedi. Mecliste milli irade olmasın dedi. O adam tek başına yapsın dedi, bana da versin dedi ne istiyorsa, ne bekliyorsa. O milletvekilleri de gelsin gitsin, çok da para harcamasınlar. Dedi. Çok güzel de ee, yine e, AKP'lilerin ağzıyla ifade edeyim bir faniye Türkiye'nin kaderini 80 evet, milyonu evet. teslim edersen adı üstünde fani. Hakk'ın rahmetine kavuştuğunda sonrasında gelecek kişinin niyetini, dileğini, yönetim biçimini, tavrını, psikolojisini falan bilebiliyor musun? Bu sistemi teslim, teslim edeceksin. Bilinmez bir kişiye, bu kadar yetkiyle, bu kadar gücü nasıl teslim edeceksin? Öyle olmayacak mı? Devletin bir de mu? Erdoğan sonrası var sonuçta yani. Ya seçim kaybedecek, gidecek. E gelecek adamın kim olduğu belli değil. Olacağı belli değil. Yani 960 milyar liralık bir bütçesini devletin iki kişiye bırakıyorsun Ramiye. İki kişi, iki kişi. 960 milyar lira, 960 katrilyon eski parayla herkesin hakkı var onda. Sokaktaki herkesin. Onda hakkı Tabii var. Onun verbi, Tabii ver, insanların vergileriyle oluşturulan Ve bu, e, kaynak bunu, oldu. bunu, iki kişinin imzasına bırakmışsın ya. Ya çok ağır bir şey bu. Yani niye bunu yurttaş görmüyor? Niye bunu bizim ülkenin aydınları görmüyor? Niye o yandaş medyada her şeye rağmen ya her türlü çamura rağmen niye bunu o gazeteciler anlamıyor? Ben bunu anlayamıyorum ya. Ben ben bu ülkede bir terzi çocuğu, esnaf çocuğu olarak gelip burada gazetecilik yapıyorum ve milletin hakkını savunuyorum. Yanlış diyorum ya bu yanlış yanlış bu bizi felakete götürecek diyorum. Götürüyor diyorum şu an. Yani o çok ciddi anlamda bir sıkıntı var Rami. Parlamento'nun dünyadan haberi yok Rami. Parlamento'yu konuşuyoruz. Yani söylüyoruz. Bak ne diyor adam kapatacağım diyor. Yani AKP'ler ak arasında demin senin söylediğin gibi külliye dedikleri o sarayın etrafında bir kongre merkezi gibi bir şey yaptılar. Oraya bir küçük senin dediğin tipte bir senato ama öyle Amerikan tipi senato falan değil. Öyle Fikir saraya müdahale da etmeyecek. Evet. o aksakallar gibi, aksaçlar gibi Türkmenistan'da bir ha, grup oluşturup E onu zaten e, saray e, şeması altında oluşturdular. E, bu e, bu danışma kurulları oluşturdular Politika ya. kurulları kurullar e, oluşturdu. İşte makamlar, o zaten fikir danıştığı şeyler, yer orası. Tabii. Ha orada e, başkanlık ederek e, o kurulların hepsine başkanlık ederek bir tur toplantı yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Çankaya Köşkü'nü onlara tahsis etti Atatürk'ün e, yerini. O kurullar oralarda çalışıyorlar. Yeri geldiğinde yine başkanlık ederek çalışmalarını yönlendirecek. Onların hazırladıkları raporlar var. Ama sonucunda o fikirlerin ne kadar sağlıklı olduğu ve Cumhurbaşkanı'nın sağlıklı bile olsa ne kadarına uyduğu tartışılır. Sonucunda akıl danışıyorsa zaten kendi seçtiği o insanlara akıl danışıyor. <laughs> Dolayısıyla parlamentoyu bir farklı şekle sokup da e, sarayın e, külliyenin e, bir e, kongre merkezine e, insanları oturtursa eğer onlara e, danışacağını hiç düşünmeyelim. Belki şekil olarak bir kurum oluşturacaklardır. Ama 12 Eylül'ün kapatamadığı, 15 Temmuz'da o fetöcülerin bombalarla yıkamadığı parlamentoyu vallahi billahi yasalar içinde tertemiz bir şekilde sonuç olarak bunlar kapatacak gibi görünüyor çünkü meclis çalışmıyor abi. Geçen Mahmut Tan'a... İşlevsizleştiriyorlar işte Tanan, yani kapatmayı bir, o anlamda e, biraz da yorumlasın seyircilerimiz. Mahmut Tanan bir şey yasa teklifi verdi dedi ki haftada 8 gün çalışıyorsak eğer milletvekili maaşlarında indirim yapılsın özlük haklarımıza kısıtlaymaya gidilsin. Çünkü biz haftada 4 gün çalışmak için seçildik ve geldik dedi. Yani yarı yarıya kısıntı yapılsın diye kıyamet koptu mecliste yani. Peki İktidar, yani bir fikir olsun diye belki e, akla gelir diye e, soruyorum. Bu acaba haftada iki gün çalışma sistematik bir meclisi işlevsizleştirme durumu mudur? Yoksa yerel seçimler yaklaşırken milletvekillerinin elini serbest bırakıp e, bölgelerinde, illerinde, beldelerinde, ilçelerinde e, partileriyle ilgili seçim çalışmaları yapmaları için fırsat yaratmak mıdır? Bir zaman e, açmak mıdır? Öyle de yorumlanabilir mi? Yani biz yanlış mı e, yorumluyoruz? Sonrasına dönük acaba 31'inden sonra e, meclis tekrar kendi o e, heyecanlı işlevine dönecek mi çalışmasına? Yanlış değil de iyi niyetli bir şey yorum senin ki. İlk yorum doğru. Şöyle Rami niye ben öyle söylüyorum? Parlamentonun denetim ve yasama görevleri elinden alındı. Yani bunu telafi edecek bir şey koyman lazım ortaya. Yani parlamentoyu yeniden Yasama yapacak, denetim yapacak, güçler ayrılığını hayata geçirecek bir organ haline getirmeden bu sorunun cevabı yok. Çünkü bütün yetkilerini saraya devretmiş. Parlamentonun yetkisi yok. Onu söylemeye çalışıyorum. İşte referandum yapıldı. Ee, anayasa değişikliğiyle yüzde 49'a 51 değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Kabaca yani. Ee, bir rejime, bir rejim değişikliği yapıldı tabii ki, Türkiye'de. Tabii. Yani şimdi biz eski sistemin özellikleri ve çalışma biçimiyle değerlendirmeye kalkarsak bir yanlışa düşeriz. Yani rejim değişti Türkiye'de. Aynen. Yani hiç bunu bunu tartışacak hiçbir şey yok. Bunu tartışılacak bir yönü de yok. Rejim de değişti, sistem de değişti. İkincisi şu. Rejim ya da sistem değişikliği daha bitmedi. En acısı bu. Bu aradaki kurumların ve kurumların tasfiyesi sürüyor. Parlamento bunlardan biri. Ben bunu böyle gördüm rağmen. Parlamento önce etkisiz e, e, aktif olarak çalışamayacak e, duruma getirilecek. Daha sonra atıl duruma geçirilecek. Ve bundan çıkarılacak bir e, danışma meclisi diyelim buna eski 12 yıl sonrası kurulan danışma bir Bir e, başkan senatosu gibi bir küçük şey çıkarılacak türev. Bu türev saraya yerleştirilecek. Ve başkan meclise uğraşmayacak. Zaten parlamento bugün Saraydan gelenler dışında hiçbir şey görüşemiyor ki abi Neyi görüşüyor? Bir dilekçe komisyonu var vatandaşların oturup dertlerini anlattığı. Başka ne var? Neyi görüşüyor? Yani özgün olarak çalışıp ürettiği ne var? Peki bu Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçe, plan bütçe komisyonunda görüşülüp genel kurula gelmeseydi bu süreçte bütçe yok diyelim. Hmm. Ne görüşecekti meclis? Hiçbir şey. Dört tane yasa geldi. Şimdi Hatırlatalım, ee, şimdi 16 tane bakan var, değil mi? 16 bakan var. 16 da bakanlık var. Ee, bakanlıkların teşkilat yapılarıyla da oynadılar. Ee, pek çoğu, mesela devlet bakanlıklarının ilgili kurumları, bağlı kurumları, hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlandı. O bakanlıkların logoları değişti. O logoların etrafında Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar var şimdi. Yani rejim değişikliğinin somut örneği yeni logolarda Cumhurbaşkanlığı portalar ortasında o bakanlığın değiştirilen logosu var. Yani diyorlar ki işte bu logoya bak nereye bağlı olduğumuzu bil. Artık Millet Meclisinin e, içinden çıkan bakanlar değiliz biz. E, sarayda Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilen ve atanan bürokratlarız. Dolayısıyla evet. Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun içinde kendimize bakanlık olarak yer buluyoruz. Mesela Berat Ağabey geldi geldi son gün. Yani e, son derece itinasız, dikkatsiz, milletvekillerine karşı ilgisiz. Şey yok, yani yok yok rahmi yok. Bitmiş yani. İlgilenmiyor. Tamam yazılı yazılı yazılı. Mesela bir şey soruyor milletvekili yazılı. Özel bir şey söylemiyor. O yazılı da onlara da cevap verilmiyor ki. Verilmiyor zaten. Hani 15 günlük bir süresi vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Meclis Başkan şeyin Plan Bütçe Komisyonu Başkanı eski bakan oludur o Bilgiç. Onu görsen. Bakana söz söyletmiyor. Korumaya üzerine şey kanatlarını gerdi. Rahatsız etmeyin falan olmaz. Soru başkan. Gel odama çay içeyim orada anlatırım. Sus sen çok konuşuyorsun. Her komisyonu garip çocuk gibi azarlıyor. Her komisyonda her başkan söz anlatan otur kardeşim diye. Sen diyor bir de yani. Sen. CHP milletvekiline gel odama çay iç. Çayımı içerken ben sana anlatırım. Boş ver bakalım diyor. Bu böyle ya komisyon. Devam ediyor yani bu. Kahve sohbeti değil bu anlattı. Sizce. Şeyi yok rahmet Yani onu anlatıyorum ama ya içim yanıyor. Yok yok. Yani milletin temsilcisine, milli iradenin temsilcisine bir saygı, bir özen, bir itina yok. Bitmiş. İşte Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yönetilen bir e, aynen, Türkiye aynen, e, aynen. geldi maalesef. E, Cumhurbaşkanı kararnameleri deyince e, Cumhurbaşkanı işte e, Recep Tayyip Erdoğan onun kararlarıyla e, ve her konudaki e, fikirleri değerlendirmeleriyle şekillenen e, ve alınan kararlarla e, Türkiye yönetiliyor. Yani bu, bu sıkıntılı bir e, süreç. E, her şeyi doğru tablodan çıkılması doğru da zor. Bulmak, doğru bilmek çok da mümkün olmadığına göre elbette çok fazla da yanlış yapılıyor. E, Rahmi nereye kadar taşıyacağım bu süreci? Yani gen soru yok. Soruşturma komisyonu yok. Cumhurbaşkanının yani sarayın saraydaki başkanın parlamentoya gönderdiği yasaları delme şansın yok. Önerge verme şansın yok. Değiştirme şansın yok. Milletin senden beklediği sokağına kentine, çarşısına hizmeti milletvekilinin bakana iletme şansı yok çünkü bakan yok. Evet. Meclis yok. Denetim Hı denetim yok sonuçta. Yasama var mı? <laughs> bir kolodu kestik tamam. Yasama var mı? Yasaları çıkaran bir kurum diyebilir misin parlamentoya bugün sen? Yani bir e, milletvekillerinden oluşan bir grubun teklif verip parlamentonun çoğunlukla kabul edip geçirip saraya yolladığı bir teklif var mı? Yani bir yasama var mı? Yasa yapma gücü var mı? Kudret var mı? Evet. Denetim zaten yok. Denetim bitti. Peki e, Fatih teşekkür ederiz. Süremizin de sonuna geldik. E, senin e, programın başındaki belirlemeni hatırlatarak kapayalım. Bunda seçmen e, 31 Mart'taki e, yerel e, yönetimler seçiminde yerel yöneticilerini seçmeyecekler. Genel seçim havasında işte bu Türkiye'yi yaratan AKP iktidarından hesap soracaklar gibi geliyor bana. Umudumuz. E, toplumun nabzı sanki öyle atıyor. E, Program kapayalım. Bu hafta için e, böyleydi. E, Pazartesi günü saat 16'da yine karşınızda oluruz. Esen kalın.